Az önce tatil tüyolarını aldık. Sıra geldi bavul hazırlamaya. Bavulun ilk akla gelen öğesi de mayolar. Bakalım 2019 yılında hangi mayolar ve pareolar ön plana çıkacak? Renkler, desenler, aksesuarlar. Bakalım 2019 plajlarında neler göreceğiz? Tasarımcı Cihan Nacar ile birlikteyim. Kendisinden öğreneceğiz. Cihan Bey nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Plajlarda neler göreceğiz 2019 yılında? Tasarımlarınızı neye göre belirliyorsunuz? Yaz geliyor tabii. Artık biraz neşelenmeye ihtiyacımız var, evet, gibi hissediyorum. O yüzden çok neşeli, çok renkli bir yaz bizi bekliyor. Arkada gördüğünüz gibi rengarenk desenler, çok neon renkli düz mayolar bu sene çok moda olacak. Biz artık böyle güneşlenebileceğimiz basic bikinilerden biraz daha uzaklaşmaya başladık. Dolayısıyla tabii ki hala çok işte kolay sattığımız mesela çok tercih edilen işte üçgen bikinimiz. Mesela yine bir pop art baskılı straplez bikinimiz. Yani bu tip mayolar ve bikiniler güneşlenmek için sanırım biraz daha uygun. Evet. İnsanlar birbirinin önüne geçme çabasıyla tatile gider bir hal aldı durum. Dolayısıyla iddialı modeller ama tabii konforlu olmak koşuluyla iddialı modeller tercih etmelerini tavsiye ediyoruz müşterilerimize. Yani mesela örnek veriyorum, tabii az önce gösterdiğiniz sizin güneşlenmek için kullanacağımız düz straplez bikininin üzerine böyle bir yaka detayı yaparsak, yapınca müşterimiz bir de üstüne ekstra bir aksesuar bulmak ve aramak zorunda kalmıyor. Evet, dolayısıyla aslında hala basic kalıpların üzerine bazı küçük dokunuşlar yapılmış modeller şu anda çok tercih ediliyor. Evet. Artık mix match'ler var biliyorsunuz. Yani siz bir tane bikiniyi ikiye bölüp işte siyah bikiniyi fuşya bir üstle, fuşya bikiniyi mavi bir üstle kullanabiliyorsunuz. Evet, takım olmaktan çıktı artık. Evet, yani o zaman 3 ayrı bikininiz varsa neredeyse 6-7 kere kombinleyip kullanabilecek duruma geliyorsunuz. Artık gündüzden geceye devam ettiği gibi moda yazdan kışa da devam ediyor. Biz koleksiyonlarda da artık mayoları sadece yazın deniz kenarında giymeleri için vermiyoruz. O bizim aslında bildiğiniz, tanıdığımız leopar deseni olmasına rağmen burada ona biraz daha modern dokunuşlar kattığımız başka bir leopar oluşturmaya çalıştık. Biraz daha genç müşterilerimiz daha renkli leopar giymeyi tercih ettiler. Dolayısıyla biz bunu büyük ihtimalle birkaç sene başka boyutlara taşıyıp koleksiyonumuzda değerlendireceğiz. Kesiminde. Evet, bu oldu. Aslında surf yapan hanımlar için ürettiğimiz bir model. Biliyorsunuz onlar biraz daha yarım kol ve uzun kol giymeyi tercih ediyorlar. Ama tabii ona da ufak tefek dokunuşlar yapmak istiyoruz. Bu senenin modası mesela degrade olduğu için biz aslında desenine bazı degrade geçişler koyduk. Cihan Bey detaylardan bahsetti. Hemen şurada ben de bir kelebek detaylı mayakini görüyorum. Bu da oldukça hoş gözüküyor. Evet, bu sezon, hatta biz geçen sezon da yaptık. 3 boyutlu aplike efekti görünen mayolar çok tercih ediliyor. Dolayısıyla biz işte geçen sezon çiçeklerden ilham alarak bir 3 boyutlu aplikeler yaptık. Bu sezon kelebekleri kullandık. Mayo algısı çok değişti insanlarda. Dolayısıyla mayoyu body gibi kullanmak üzerine gelişen bir durum oluştu. Biz de evet burada gördüğünüz gibi artık mayoya tamamen kotür dokunuşlar, işte %100 el işçiliğinden oluşmuş bazı body'ler eklemeye karar verdik. Tabii bir yandan çok fazla ünlüyle çalışıyoruz. Biliyorsunuz bütün dünyada mayoyu ve body'yi sahnede kullanan çok fazla dünya starı var. Kırmızı.
demek istiyorum ben. Bu gördüğünüz koleksiyon 2020 koleksiyonumuz. Önümüzdeki kış sunacağımız koleksiyon. Önümüzdeki kışın tabii dünyada açıklanmış en güçlü renklerinden biri kırmızı. Dolayısıyla biz de aslında kırmızının birçok tonunu kullanıp yani koleksiyonumuzun tabii tamamı kırmızı değil ama %70'ini kırmızıdan oluşturduğumuz böyle özel bir koleksiyon hazırladık. Yine farklı bir tasarım görüyorum. Evet. Yani içinde transparan hayal tülü kullandığımız, kumaş özelliğini dokununca anlayacaksınız. Biraz daha parlak ve tuşesi daha yumuşak bir kumaş kalitesinden oluşturduğumuz bir body.